Bu videoda Arduino ve GSM modülleri kullanarak SMS gönderme, SMS alma, arama yapma ve aramaları cevaplama ya da reddetme gibi bazı temel AT komutlarından bahsedeceğim. Bunların tamamını AT komutlarıyla yapacağız. Daha önce Kapadokya GSM Shield ile ilgili çektiğim videolarda Kapadokya GSM kütüphanesi ile bunları nasıl kolayca yapabileceğimizi görmüştük. Bu sefer işin biraz daha temeline ineceğiz. AT komutlarıyla her şeyi en baştan en temel seviyede yapacağız. PCBay'den 100 tane devre kartı sipariş ettim. 111 tane geldi ve bir haftada elime ulaştı. Bu arada bu videonun da sponsor olan PCBay'in sizlere iletmemi istediği bir etkinliği var. Yılbaşı dolayısıyla bazı ürünleri ve hizmetleri indirimde. Aynı zamanda çekilişleri var. Mesela ben çekilişlerine katılıp 2 tane hediye kazandım. Aynı zamanda da birçok kupon kodu alabiliyoruz. Bu kupon kodlarını da ilerideki siparişlerimizde indirim olarak kullanabiliyoruz. Ben bunların hepsine katıldım. Sen de katılmak istersen etkinliğin linkini açıklamalar kısmında paylaştım. Devre kartlarını tasarladım. PCBay'den sipariş ettim. 100 tanenin dizgisini yapmak elle çok zor olduğu için Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tekforce Elektroniğe geldim. Şimdi onlardan destek alacağım. Çok kısa bir sürede 100 tane devre kartının dizgisini yapıp, lehimleyip, kontrollerini yapıp bana teslim edecekler. Tekforce Elektronik Kapadokya GSM Shield'ların 100 tanesinin üretimini 2 günde tamamladı. Bayağı hızlı oldu. Kendimiz yapsaydık bunu çok daha fazla zaman alacaktı ve görsel olarak da onların yaptığı kadar güzel olmayacaktı. Konuyu anlatırken Arduino Uno kullanacağım ama herhangi bir Arduino modeli, hatta herhangi bir mikro denetleyici de bu iş için yeterli. GSM modülü olarak da Kapadokya GSM Shield kullanacağım ama başka markaların ürettiği GSM kartları ya da GSM modülleri de bayağı benzer çalışıyor. Sadece aralarında kalite farkı var. Bu kalite farkları ile ilgili başka markaların ürettiği GSM kartlarının bazı problemlerini başka videolarımda anlatmıştım. Ben projelerimde kendi ürettiğim Kapadokya GSM Shield'ı kullanıyorum. Şimdi Kapadokya GSM Shield'ı Arduino Uno'nun üzerine oturtuyorum. Şu andan itibaren yapmam gereken başka hiçbir şey yok. Arduino'nun kablosunu bilgisayarıma bağlayıp çalıştırabilirim. Bir de sim kartı takacağım. Sim kartın yönü de burada zaten gözüküyor. Çıt sesini duyana kadar sim kartı taktım. Antenimin sıkılığından emin oldum. Şu an yapmam gereken başka hiçbir şey kalmadı. Sistemi 5 voltla yani USB ile besleyeceğim için anahtar burada. Eğer adaptörden besleseydim bu tarafa alacaktım. Ama benim tavsiye ettiğim besleme yöntemi 5 volt üzerinden yani buraya bir cep telefonu şarj aleti ya da bilgisayar USB'si takarak beslemek. Besleme konusu açılmışken şu konuyu da hatırlatmak istiyorum. Aslında dünyadaki bütün GSM modüllerinin çalışma şekli lityum pillere göre ayarlanmış durumda. Yani 3.7 voltluk herhangi bir lityum iyon ya da lityum polimer pil kullanmamız gerekiyor. Kapadokya GSM Shield'ın tasarımını yaparken ben pilsiz de çalışması için tasarladım. Ama her bilgisayarın çıkış akımı aynı olmadığı için bazı bilgisayarlarda ufak tefek problemler olabiliyor. Yani bir mesaj gidiyor, bir mesaj gitmiyor gibi şeyler çok az da olsa bu tip geri bildirim aldım. O yüzden herkese benim tavsiyem 3.7 voltluk bir pil kullanmak artı USB üzerinden beslemek. Ama adaptörden besleyecekseniz yine problem yok. USB'den beslemeyi ve buraya pil takmayı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben pil kullanmayacağım. Benim bilgisayarımda pil olmadan Kapadokya GSM Shield rahatlıkla çalışıyor. Şu an bilgisayarıma bağlıyorum. Sistemi ve konuyu anlatmaya başlıyorum. Öncelikle AT komutlarından bahsedeyim. AT komutları attention yani dikkat kelimesinin İngilizce kısaltması. Biz modüle dikkat diyoruz. O bize tamam diyor. Yani bir iletişim var mı yok mu onu anlamış oluyoruz. Bunun gibi AT ile başlayıp çeşitli komutlarda gönderebiliyoruz. Mesela sim kart sende takılı mı? Pil seviyen kaç gibi sorular soruyoruz ve modül bize cevap veriyor. Bu AT komutlarıyla nasıl çalışacağımızı birazdan geçeceğiz. Çok hızlı bir şekilde şöyle bir iki tane örnek göstereyim. Sim 800 serisinin AT komutları listesi burada. Onun da linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Kullandığım her şeyi de paylaşacağım. Burada çeşitli AT komutları var. Bunlar tabii başlıklar. Bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili detaylı bilgiler de var. Mesela şu an önüme çıkan bunu birazdan kullanacağız. Ata komutunu gönderdiğimiz zaman eğer telefonda bir çalma varsa telefonu açıyor. Yani sesli görüşmeyi yanıtlamış oluyoruz. Bunun gibi bir sürü AT komutu var. Bunun nasıl kullanılacağı, bu içerisine alacağı parametreler, vereceği cevaplar gibi şeylerin hepsi burada detaylı bir şekilde anlatılmış. Ama biraz karışık gelebileceği için ben bunları en basit haliyle
anlatacağım. Şimdi GSM modülünün testleriyle başlayalım. Şimdi yaptığım bir yazılım var. Ondan da kısaca bahsedeyim. Açıklamalar kısmında da paylaşacağım. GSM'den gelen verileri bilgisayarın ekranına, yani serial monitöre yazıyor. Serial monitörden yazdığımız şeyleri de GSM'e gönderiyor. Tek bir istisna var burada. Şurada yazdığımız kodların anlamı şu. Ctrl Z denilen bir karakter var. Onu bilgisayardan biz gönderemiyoruz. O mesaj sonuna denk geliyor. Yani mesajın bittiğine, artık mesajın gönderilmesi gerektiğine denk geliyor. Biz onun yerine yıldız yazacağız ama o şu karakteri gönderip, yani Ctrl Z karakterini gönderip bizim istediğimiz işlemi yapacak. Bunun dışındaki her şey aslında şu kadar bir şey. Bu yazılımı Arduino Uno'ma yüklüyorum. Bundan sonra şu sol tarafta işim kalmadı. Her şeyi buradan halledeceğim. Elimize bir GSM modülü aldığımızda kesinlikle test yapmamız gerekiyor. Yani sim kartı taktık, bu niye çalışmıyor diye düşünmeyin. Bir test ederek nerede problem olduğunu anlamaya çalışalım. Problem olmak zorunda da değil bu arada. Kullandığımız ekipmanlardan emin olmak için her zaman test yapmayı ben öneriyorum. Şimdi GSM modülleriyle ilgili nasıl bir test yapacağız? En kısa sürede problemi nasıl anlarız? Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak AT komutlarıyla çalışan bir sistemi test etmek için AT komutunu gönderiyoruz. AT'ye gönderdiğimde OK cevabını almam gerekiyor. Şu an her şey yolunda ama burada mesela şöyle bir şey yazdığımızda da OK cevabımızı böyle bir şey yazdığında da OK cevabını almamız gerekiyordu. Biraz önce niye almadı? Evet, aldı. Ya da küçük harfle de yazsak OK cevabını almamız gerekiyor ama ben her zaman büyük harfle standart bir şekilde yazmaya dikkat ediyorum. Bu test bize şunu anlatıyor aslında. Arduino ile GSM modülü arasında iletişim sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Yani buraya yazdığımız 9600 baudlar mesela doğruymuş. Kablomuzda herhangi bir problem yokmuş. Şu an için bir güç sıkıntısı yokmuş. Ama güç sıkıntısı arama yaparken de ortaya çıkabilir. Burada çalışıyor. Ararken niye aramıyor diye düşünmeyin. Kullandığınız GSM modüllerinde eğer öyle bir problemle karşılaşıyorsanız kesinlikle pil kullanmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki testimiz sinyal testi. Sinyal testi dediğimiz nedir? Baz istasyonuyla GSM modülün arasındaki sinyal kalitesini ölçeceğiz. AT artı CSQ yazıp gönderdiğimde 26 diye bir rakam veriyor bana. 12 ya da 14'ün üzerine iyi sayabiliriz. 26 bayağı iyi bir değer. Yani gayet iyi bir şekilde çekiyor bizim GSM modülümüz. Eğer burada bir problem olsaydı antende ya da anten devresinden şüphelenebilirdik. Şu an antenle ilgili de bir problemimiz yok demek ki. Bir sonraki testimiz pil seviyesi. O da AT artı CBC. Bu da şöyle yorumlanabilir. 0 şarj olmuyor demek. Yani pil boşalıyor demek. 93 %93 oranında dolu demek. 41-47 dediği de 4.147 volt demek. Yani 4.2 volt %100 şarj anlamına geliyor. 4.147 volt %93 şarj anlamına geliyor. Şu an GSM modülünün üzerinde pil bağlı olmamasına rağmen bu değeri niye gösteriyor? Çünkü voltaj regülatörü var. Arduino'dan, yani bilgisayardan gelen 5 voltu 4.1 volta düşürüp GSM modülüne verdiğimiz için GSM modülünün gerilimini gösteriyor. Eğer bir pil taksaydık ve şarj olduğunu anlasaydı şurayı şarj oluyor anlamına gelen bir rakamıyla değiştirecekti ve pil seviyesinde ona göre yazacaktı. Bir sonraki testimiz pin kodu sorgulaması. Sim kartımızın pin kodu var mı ya da sim kartı görüyor mu görmüyor mu onu anlamak için kullanıyoruz. Ben genellikle sim kartlarını pin kodsuz kullanıyorum. Pin koduyla da kullanılabilir. Hatta pin kodu AT komutlarıyla değiştirilebilir ama yeni kullanan insanlara ben kesinlikle pin kodunu kaldırıp test etmelerini öneriyorum. Hemen bir tane test yapalım. AT artı AT C pin yazıp soru işareti koyduğumda C pin ready cevabını verdi bana. C pin ready şu demek, pin koduna gerek yok, yani pin kodu yok ve sim kartı görüyorum demek. Bunu algıladıktan sonra şu an hiçbir problem kalmıyor. Bu cihazın artık arama ve SMS yapmasını bekliyoruz. Eğer C-Pin'e kadar, buraya kadar her şey doğru geldiyse ve hala arama ve SMS yapmıyorsa o zaman şüpheleneceğimiz en büyük şey pil ya da güç kaynağı olabilir. Eğer bilgisayarıma bağlı olan kablo çok ince ise, yeterli akım taşımıyorsa problemin sebebi bu olabilir. Ya da kablo çok uzunsa problemin sebebi bu olabilir. Ya da bilgisayarın çıkış akımı yetmiyorsa problemin sebebi yine bu olabilir. Bunun en garanti çözümü her zaman dediğim gibi pil bağlamak. Pil bağladığınız zaman geriye bir problem ihtimali kalmıyor güç konusunda. İki tane daha test komutum var. Bunları genellikle kullanmıyorum ama yine de göstermek istedim. Arada bir lazım olabiliyor. Bu testi yaptığımda da aldığım şu cevap baz istasyonuna bağlanıp bağlanmadığını gösteriyor. Şu an baz istasyonuyla bağlantım var demek. Diğer biri de operatör. AT artı jobs soru işareti koyduğumda da hangi operatörün olduğunu söylüyor. Avea dediği Türk Telekom. Türk Telekom'un eski ismi yıllar önce Avea'ydı. Yaşı biraz ilerlemiş olanlar bunu hatırlar.
Avea gösteriyor. Vodafone ya da Turkcell de yazabilir buraya. Dolayısıyla ben bunu alabiliyorsam yine sim kartı görmüş demektir. Baz istasyonuna bağlanmış demektir. Bu tip bilgileri de bu komutlardan elde edebiliyoruz. Şimdi bütün testleri yaptığımıza göre, artık her şeyden emin olduğumuza göre SMS gönderme vakti. SMS göndermek için öncelikle cihazımızı text moduna almamız gerekiyor. Yani yazıyla haberleşme moduna almamız gerekiyor. Bunun için de yine bir AT komutumuz var. AT artı CMGF eşittir 1 yazdığımda text moduna geçiyor. Okey diye cevap verdi. Şimdi burada peki şunu da merak eden arkadaşlarım olabilir. Bazılarında eşittir deyip bir şey yapıyoruz. Bazılarında soru işareti koyuyoruz. Bir de şey var aslında. Eşittirden sonra soru işareti var. Onların da anlamlarını açıklayayım, sonra SMS'e geçelim. Bu text moduna geç demekti. Bunu ben eğer şöyle alırsam ve bunun sonuna soru işareti koyarsam, bu da 0 ya da 1 girebilirsin demek. Yani soru işareti yerine 0 ya da 1 girebilirsin demek. 1 text modu, 0 text modu değil demek. Bir de şöyle bir versiyonu var AT komutlarının çoğunun. Doğrudan soru işareti koyma, yani soru işaretsiz. Bu da mevcut durumu gösteriyor. Biz şu an 1 yapmıştık biraz önce. Bu da diyor ki bize bu 1 modunda. Bunun parametresi 1. Eğer bunu 0 yazıp gönderirsem, tekrar sorgularsam burası 0 olacak. Bunu da öğrenmiş olalım AT komutlarının kullanımıyla ilgili bayağı temel bir bilgi. Şimdi devam ediyorum. AT komutlarıyla SMS göndermek için öncelikle SMS gönderecek numarayı yazmamız gerekiyor. Onun için komutumuz da AT artı CMGS eşittir. Tırnak içinde ülke kodu dahil yazıyoruz. Burada tırnak da önemli bu arada. Mesela şu tırnak, eğer bilgisayardan kopyala yapıştır yapıyorsak, farklı şekildeki böyle biraz farklı açılı bir tırnaksa sistem yine çalışmayabilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Burada kullandığımız karakterler gerçekten çok hassas. Enter'a basıyorum. Şu ok işareti çıktığına göre artık SMS göndermeye hazırız. Yani mesaj metnini girebiliriz demek. Mesaj metni olarak da test ya da merhaba Kapadokya, merhaba Kapadokya GSM Shield yazıyorum. Nokta koydum, bir de yıldız koydum. Yıldızı tekrar hatırlatayım. Yıldız normalde bir işe yaramıyor ama şu karakteri biz bu serial monitörden gönderemediğimiz için yıldızı görürsen bunu gönder diye buraya basit bir kod yazdım. Yıldızda bir keramet aramayalım. Enter'a basıyorum. Merhaba Kapadokya GSM Shield yazısı yazdı. Ve burada CMGS30 diye bir, şu an mesaj gelme sesini de duyduk. CMGS30 bilgisini aldık. 30 buradaki mesajın ID numarası. Şimdi gelen mesajımıza bakalım. Benim telefonumda bildirimlerim kapalı. Gelen mesaja bakalım. Burada merhaba Kapadokya GSM Shield diye yazıyor. Hemen şöyle tıklayıp bakalım. Ben daha önce test yapmak için gündüz selam Kapadokya diye cevap göndermiştim. Mesaj gönderme meselesi bu kadar. Yani AT komutlarıyla biz sıralı olarak bunları gönderirsek mesaj gönderebiliyoruz. Tam tersini yapalım. Kapadokya'ya biz ne haber Kapadokya yazıp gönderdim. Şimdi tam tersine bakalım. Telefondan Kapadokya GSM Shield'a SMS geldiğinde ne oluyor? SMS'imiz geldi. CMTI SM1 diye geldi. Bu SM SIM Memory demek. Yani SIM karta depolanan birinci mesaj demek. Buradan anladığımız da şu aslında. SIM kartın içerisinde başka bir mesaj yokmuş. Bir tane daha mesaj göndereceğim. Buna da ne haber Kapadokya yazmıştık. Bu da ikinci mesaj yazalım. Bir daha gönderdim. Bu da SIM memory, yani SIM kartının hafızasının ikinci mesajına kaydolmuş. Ben şimdi bunların hepsini okumak istediğim zaman göndermem gereken bir AT komutu var yine. AT artı CMGL eşittir tırnak içinde ol diyoruz. Yani tüm mesajları oku diyoruz. Basıyorum. Şimdi iki tane mesajı da gördük. Ne haber Kapadokya yazmıştım. İkinci mesaj yazmıştım. İkinci mesajın iyisini büyük yazdığım için böyle garip soru işaretli bir şey geldi. Onu umursamayalım. Türkçe karakter şu an için desteklemiyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler var. Birincisi, burada unread yazan bir yer var. Yani her iki mesajda okunmamış. Bunlardan bir tanesini okursak okunmuş olarak algılayacak. Ya da sadece son gelen mesajı okumak isteyebiliriz. Ya da sadece bir numaralı mesajı okumak isteyebiliriz. Bunun için de yapmamız gereken şey şu yine. AT artı CMGR eşittir 2 dersem, gördüğümüz gibi şu an sadece ikinci mesajı okuyabildik. Ve artık read yazıyor daha önce okuduğumuz için. Peki ikinci mesajı silmek istiyorsam ben ne yapacağım, ya da hepsini silmek istiyorsam ne yapacağım? Yine şu komutun aynısını kopyalayayım. Buradaki re read anlamına geliyor. Onu silip delete anlamına gelen d yazıyorum.
basıyorum ve okey cevabını aldım. Şimdi şunların hepsini bir oku dersem, ikinci mesajı görmeyip sadece birinci mesajı görmem gerekecek. Yapıştırdım. Evet, şu an sadece Naber Kapadokya SMS'i kaldı. SIM kartın hafızasında sadece bu var. Ben onu da sileyim. SIM kartın hafızasında hiçbir mesaj kalmasın. Tekrar oku diyeceğim. Şu an sadece okey cevabı verdi. Yani içerisinde herhangi bir SMS şu an için yok. SMS gönderme ve alma kısımları bu kadardı. Bunları ard arda biz Arduino ya da STM32, ESP32 gibi mikro denetleyiciler üzerinden göndererek SMS gönderebiliriz, alabiliriz. Benim Kapadokya GSM kütüphanesinde yaptığım şey de bunların bir otomasyonu zaten. Şimdi geldik arama kısmına. Arama yapma da bayağı basit bu arada. SMS'ten daha basit. Çünkü aramak için sadece telefon numarası girmek gerekiyor. Metin vesaire bir şey girmek gerekmiyor. Arama içinde şöyle bir komutumuz var. ATD artı, yine burada ülke kodunu da girmemiz gerekiyor. Telefon numaramı yazıyorum. En sonunda bir de burada noktalı virgül var. Ona basıp Enter'a basıyorum. Burada gelen arama olarak gözüküyor. Ben peki bu aramayı nasıl iptal edebilirim? Onun içinde bir komutum var. ATH yazıp Enter'a basarsam aramadan vazgeçiyor. Ya da ben buradan vazgeçersem vazgeçtiğimi söylüyor. Tekrar arayayım. Orada nasıl bir şey göreceğiz? Tekrar bakalım. Yine arama yaptırıyorum. Enter'a bastım. Bu sefer buradan iptal edeceğim. Reddete bastığımda busy diye burada uyarı geldi. Açsaydım da yine bir şekilde uyarı alacaktım. Onu da gösterelim. Tekrar arıyorum. Ha, sonundaki boşluğu silmem gerekiyordu. O yüzden error verdi. Yanında bir tane boşluk vardı. Bu sefer yanıtlayalım. Şu an tabii üzerinde mikrofon ve hoparlör bağlı olmadığı için herhangi bir ses alamıyoruz. Şu an yanıtladığım zaman herhangi bir uyarı almadım ama tekrar buradan kapattığım zaman no carrier diye, yani bağlantı koptu gibi bir anlamı var. Böyle bir uyarı aldım. Şimdi tam tersini yapalım. Ben buradan Kapadokya GSM Shield'ı arayayım ve açıp açmayacağımıza bakalım. Aradığım zaman da burada ring yazıyor ve aynı zamanda bu GSM modüllerinin pinlerinden bir tanesi o ringe bağlı. Oraya da sinyal gönderiyor ama genellikle kullanılmıyor. Çünkü buradaki ring yazısını okumak çok daha kolay. Yine burada ATH komutunu gönderip reddedebilirim. Kapandı. Ya da ATA komutunu gönderip yanıtlayabilirim. Tekrar arayalım. Atayı yazayım şuraya. Arama geldiğinde, ring geldiğinde Enter'a basayım. Ring yazdı. Ataya bastım. Şu an buradaki sayaç başladı. 2 saniyedir görüşmedeymişiz. Tekrar buradan ATH gönderip telefonu kapatabilirim. Genellikle projelerimde ve videolarımı çekerken elle dizgi yapıyordum. Bunun sebebi çok fazla yüksek adetli üretim yapmamamdı. 5-10 tane, 20-30 tane üretirken bile elle dizmek mantıklı olabiliyor ama mesela bu sefer 100 tane Kapadokya GSM Shield'ı birden ürettirdim. Malum dolar fiyatları artınca bir şekilde maliyetlerden kısmak gerekiyordu. Seri üretimde maliyeti düşürmenin yöntemlerinden biri. 100 tanesi aynı anda yapıldığı için hem uğraşmamış oldum hem de bir standartizasyon oldu. Üzerindeki bütün komponentler aynı. Makine çok hassas dizdiği için sağa sola kayma gibi şeyler de olmuyor. Dolayısıyla bundan sonraki Kapadokya GSM Shield'lar eskilerinden çok daha güzel olacak. Kapadokya GSM Shield'ları seri ürettirdikten sonra da bir tanesini alıp sizlere bu konuyu anlatmak istedim. SMS göndermenin, arama yapmanın ve AT komutlarını kullanmanın temellerine inmiş olduk. Eğer senin de başka videolarda istediğin şeyler varsa, böyle detaylarını anlatmamı istediğin, mesela HTTP request olabilir, MQTT olabilir, internete bağlanıp herhangi bir veriyi alma, güncelleme gibi şeyler olabilir. Bunların hepsini AT komutlarıyla ya da hazır kütüphaneler kullanarak anlatabilirim. GSM ile ilgili görüşlerini, önerilerini, video fikirlerini bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.